Çoluk çocuk serseri olur orada. Hele ki Yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğme iliklediği veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Baba, işin boyu bizi aşıyor. Bir yerden para bulmamız lazım. Bankadan kredi falan alamaz mıyız? Bilmiyorum ki. Elimizdeki paranın 4 katı para istiyoruz. Evi satsak mı acaba? Ne? Ha delirdin herhalde. Ya ben 25 yıl geri döneceğim diye hayal kurmuşum. Tam yerleştim. Hayatta sattırmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ya baba biz arabayı değiştirsek mi? Sermaye için mecbur satacağız da... yenisini ne zaman alırız Allah bilir. İyi. Zaten habire yolda kalıp duruyor. Dedim gökten kadın mı düşüyor? Alıyor mu lan? Al. Ama ileride yengen olur. Ona göre. Yan gözle bakma. Kitap ayarıcı yaptım gitti. Anlat bakalım. Neyin var? Senin gibi olmayı çok isterdim biliyor musun? Benim gibi mi? Niye? Oğlum sende insanları cezbeden her şey var. Özellikle de kızları. Ya. Amcam haklıymış galiba. Bizim saltanatımız kendi memleketimizde. Ama sen... sen nereye gidersen git, geçer akçe olacaksın nerede. Meslek sahibisin, akıllısın. Göreceksin. Herkes sana saygı duyacak. Kızlar da. Sen geç Talkan. Sen daha kendinin farkında bile değilsin. Sağ ol ya. Oğlum bir bisiklet al lan daha hızlı gidersin. Yürü lan yürü. Tabanvay kullanıyorsun diye kıskanıyorsunuz değil mi? Bir motosiklet mezarlığı varsa gömelim şuradayım. Kaç gündür uğraşıyorsun boşu boşuna. Ellerine bak. Leş gibi oldu leş. E tabi. Bütün gün 2 tane şarkı dıngırdatıyorsun kapıyorsun yövmeyi. Benim gibi bütün gün araba tamir et, bakalım o eller nasıl olacak? Ya ne emniyesi oğlum, alamadık son parayı biliyorsun işte. Çalıyoruz da bir işe mi yarıyor sanki? Ama inadım inat. Bak gör bir gün kaset yapacağım. Şş, gel gel. Şu yeni arkadaşa bir merhaba diyelim. Hop! Selam. Selam. Buyurun. Çok da kibarız. Hadi çocuklar, siz işinize ben yoluma. Bir dakika ya, bir dakika. Oo. Oğlum, kitap mitap okuyor lan çocuk. Maşallah, zehir gibi. O elindeki kitap değil, klasör. Ha. Mahallemizin kültür seviyesini yükseltiyor. Mahallemizin eğlence seviyesini de siz mi belirliyorsunuz, ha? Fakat terbiye çocuk. Görüyor musun, hiç adamını bozmadı. Aferin. Çocuklar benim öyle itle kopuklu uğraşacak zamanım yok. Sen işine, ben işime. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hangimize it kopuk dedin? İkinize de. Hı? Beyler, derdiniz varsa ben de çözeyim. Hayırdır? Değmez. Sen arkadaşın velisi misin birader? Gerçekten hiç gerek yok. Bak sen yanlış. Ya! Git, ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Kimsiniz lan? Boş. Ha! Oh, iyi oldu. Ay, dövme çocukları resmen. Kimsiniz ulan? Yavaş, yavaş ya. Allah Allah ya. Bunlar senin galiba. Evet, sağ ol.
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gel soralım seni. Ne yapıyorsun sen ya? Burada da mı? Kim onlar? Mahallenin kızları. Kavga mı etti onlar bayağı? Ha. Klasik Ender'le Selim işte. Hadi, hadi. Şş, mukayyet olan. Nasıl gidiyor İstanbul? Alışabildin mi? Manzarası güzel. Zamanın varsa her şey güzeldir burada. Deniz, eğlence. Bizim memleketi de var. Elbet vardır. Ama burada Taksim var. Sinemalar, kafeler. Beyoğlu çok güzel. Belki bir gün gideriz. Seversin. Cıvıl cıvıl. Maşallah. Ayol, bir içim su. Ne kadar güzel. Kızınız değil mi? Gelinlik çağına geldi artık. O da Derya'da. Ne alakası var canım? Yani Sibel hiç düşünmüyor evlenmeyi. Yani o öyle ev işi falan yapamaz çünkü. Ne bileyim, kocasına, kaynanasına falan hizmet edemez. Anca işte ona böyle hizmetçiler tutacak, birileri çıkacak da karşısına. Belki. Vallahi ne diyeyim, gönlünüze göre versin Allah. Yiğit'le Emir'in var mı ciddi düşündükleri birileri? Yok canım, nerede? Oho. Daha Yiğit bizim kuyumcu dükkanımız var da onun başına geçecek. İşleri rayına oturtacak. Hiç öyle kafasını karıştırmak istemez. Emir de zaten askerliğini bile yapmadı. Yani bizimkilerin daha çok vakti var. Şu kız kim? Oo. Sen fazla yüksekten uçuyorsun abi ya. Yüksek dağın kuşuyum. Selvi'ye konacağım. Burun üstü çakıl da gör o zaman. Sibel o, Sibel. Bakar mı senin benim gibiler o? Bizim neyimiz varmış? Oğlum kız lüks butikte manken. Kim bilir neler neler görüyordur. Bakar mı senin benim gibi mahalle çocuğu? Canım çekilir misin? Güneşimi kesiyorsun. Çıkaramadın mı beni? Karşı komşunun. Çıkaramadım canım. Yani tanışmak istedim. Belki arkadaş oluruz. Bu yaşına gelmişsin. Hala bu şekilde arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Doğru, haklısın. Böyle olmaz. Akşam bir şeyler yapalım. Bu akşam uygun değilim. Yarın? Yarın da uygun değilim. Peki ne zaman uygunsun? Senin gibiler için hiçbir zaman. Gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Ya biz bırakalım sizi. Olur.
Size iyi yolculuklar o zaman. Ya Sibel dursana kızım. Canım bak istiyorsan sen git onlarla. Mahallede görüşürüz. Ne işi var ya? Dikkat et, bu çocuk sağlam pabuç değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Ay ne bileyim, ben bu Yiğit'ten hoşlanıyorum galiba biraz. Ne diyeyim ben sana Derya, ne diyeyim yani? İzin ver ben gideyim. İyi hadi. Merak etme. Hadi görüşürüz, arayacağım. Bay bay, bay bay, görüşürüz. Ben sizinle geleyim dedim. Hadi bakalım. Ne gülüyorsun? Çok mersi. Karnım yapıştı yeminim. Ay dur dur. Burada çok güzel balık ekmek yapan yer var. Balık ekmek yesek ya. Ya eve yaklaştık zaten, ben evdeyim. Aa hayatta olmaz. Her maaşım dağıtıldığında bir balık ekmek yerim. Bu sefer ben ısmarlıyorum. Ya... Hadi kırmayın. Ya ısmarlamasından değil. Biz de öderiz yani ama... Ama sonuçta insanın anasının yaptığı yemeğin yerini tutar mı balık? Yani. Annesinin yaptığı yemeğin yerini tutmaz tabii balık ya. Ama ne uzattınız ya. Hadi kırmayın beni. Gidelim mi Yiğit? Hadi. İyi hadi gidelim. Balıklar da geldi. Oh. Bunlar olmuş. Sağ ol. Eyvallah. Oh, değilim Allah. Vallahi teşekkür ederiz. Madem sen ısmarladın, yemekleri sen yaptın sayıyoruz. Tamam. Balıkları da sen tutup getirmiş ol mesela. Bu balık ekmek işinde para var mıdır lan? Vallahi bence karlı iş. Baksana bir tezgah alıyorsun, bir tane de küçük tekne. Sonrası kolay. Oğlum tekne almanın neyi kolay? Balığı denizden tutuyorsun ama. Sermayenin yarısı bedavaya geliyor. Sonra var ya 3-4 yıla paraya para demezsin. Yani karınları doyuruyorsunuz şimdi zenginlik hayalleri değil mi? Niye abi sen istemez misin böyle bir teknen olsun? Yok. Ben bu işe girsem direkt filom olur. Neyse şimdi kızı da sıktık. Hadi Derya en iyisi biz bir yürüyüşe çıkalım. Bunlar da nereden oltalarını alacaklarını konuşsun. Uzun zamandır geçirdiğim en güzel gün. Vallahi gün daha bitmedi. Şu teknenin orada oturalım mı? Olur. Ne güzel değil mi? Vallahi insan denize mi baksın, deryaya mı baksın şaşırıyor. Rahmetli babam bana yıldızları öğretmişti. Bak mesela şu büyük ayı. Uçurtmaya benzeyen. Şu uzanan şey de kuyruğu, gördün mü? Hmm. Bak şurada ileride de kutup yıldızı var. Aslında çok güzel parlar ama... Burada ışıklar çok yandığı için net görünmüyor. Biz eskiden köye giderdik. Yani okullar tatil olunca. Bizim köyde yıldızlar çok güzel görünür. Apaçık. Burada o kadar güzel görünmüyor. Çenem düştü değil mi? İnsan söyleyecek bir şey bulamayınca çok konuşuyor, pardon. Sustum. Sen anlat. Yani neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın? Ben... Ne yapıyorsun? Nelerden hoşlanırsın diye sormadın mı? Nelerden hoşlanırsın? Güzelliklerden. Bu benim için çok hızlı. Daha tanışmıyoruz bile.
Haklısın. Tamam, tanışalım. Ben Yiğit. Çok konuşmayı sevmem. Ama aynı zamanda ne hissettiğimi anlarsın. Ne hissettiğini anlıyorum. Ama ben bunun için gelmedim buraya. Daha doğru düzgün sohbet bile etmedik Yiğit. Peki. Hobilerin neler? Dalga geçme. Çok hızlı gidiyoruz. Yani nereden bileceğim bunun son olmadığını, ortadan kaybolmayacağını? Kaybolmayacağım. Madem ortadan kaybolmayacaksın, madem bu son olmayacak, o zaman acele etmemize gerek yok değil mi? Israr yok. Nereye? Bir sonraki buluşmamızda sana anlatacak birkaç hobi edinmeye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.